Aha, misafir. Sana da merhaba. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tatlış oyun videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugünkü oyunumuz Chia. Yeni çıkmış bir oyun. Oyunla ilgili ben de çok fazla bir şey bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz. Gençler, videoya geçmeden hemen önce, eğer yüksek oyun fiyatlarından şikayetçiyseniz, sizlere resmi sponsorum olan itail.com.tr sitesini tanıtacağım. Hemen böyle reklam falan görüp kaçmak yok. Gel buraya. itail.com sitesi en uygun fiyat garantisiyle sizlere kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi hedefliyor gençler. Hem oyunları hem de oyun içi satın alımlarınızı resmi oyun satıcısı olan itail.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda indirimlerden ve çekilişlerden haberdar olmak için itail.com Discord adresine katılabilirsiniz. Tropik bir adada yaşamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sanırım temel konusu bu. Birkaç özel gücümüz var. İşte böyle hayvanlara dönüşebiliyoruz. Yani adadaki kuşa dönüşüp keşfe falan çıkabiliyoruz. Ben gördüğüm kadarıyla böyle. O kadar kesmeli biçmeli oyundan sonra biraz garip geldi, farkındayım. Ama böyle uzun süreler sonra böyle değişik oyunlar atmayı seviyorum biliyorsunuz ki. Biz böyle bir kabilede falan bir küçük bir çocuk falan mıyız acaba? Acaba bize demokrasi mi getirdiler? Lafımı da sokmadan geçemeyeceğim, kusura bakmayın arkadaşlar. Merhaba. Yeni arkadaşınızım. Ortalığın anasını s**meye geliyorum. Afiyet olsun. Alüminyum folyo mu yiyoruz hocam? Yanık bana. Direkt anlarım gözünden. Bu yaz okulu, yaz kampı gibi bir şey mi geldi acaba? Bavul falan getirmişiz. Yalnızız lan. Hepsi eğleniyor diye bizimki de bak canı çekti. Şu turunculu resmi çizen çocuğu direkt içeri alalım hocam. Ben niye üzüldüm şu an bizim karaktere? Hocam yani oç yazıyorsunuz zannettim. Zannettim. Ben az önceki çocuğa bizim karakter dedim de bizimki o mu acaba? O nasıl bir göğüs kılıydı oğlum? Adam kazak giydi sandım onu. Ha, buradan Hindistan cevizi mi düşürdüm? Yok kardeşim, elmaydı o. Ya oyunun bir duygusal havası var, onu anlayamadım şu an. Bir garibanlık var oyunda yani. Yalnız bir şey diyeceğim, grafikleri inanılmaz tatlı. Ronaldinho'nun gol sevinci arkadaşlar. Neye gülürsen sıfatına soktu. Kızgın kedi. Oyunun böyle bir online yanı olsa var ya, müthiş olurdu, bir şey değil mi? Kamp ateşine oturduk arkadaşlar. Şimdi burada uyuyabiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz, üstümüzü değiştirebiliyoruz. Yiyelim bakalım. Adadayız ama çatal bıçak var diyorsunuz. Kanka kılçığı da ye ya, utanma. Üstümüze bakalım nelerimiz var. Ben elbise sevmiyorum arkadaşlar, o yüzden şöyle rahat bir tişört. Şöyle Rafael Nadal çok severim arkadaşlar. Onun gibi kafamıza bandana takalım, gözlüğe gerek yok. Aa, saçımızı da ayarlayabiliyoruz. Şöyle toplu olsun ki rahat olalım. Aa, ya da dur. Kuyruk. En sevdiğim saç tarzıdır biliyor musunuz? Kuyruk. Tamam, kolye, bileklik, bu tarz aksesuarları da severim. Gayet tatlış olduk bence ya. Birazcık da uyuyalım. Kaya buldum bunu. İki elinle onu vuruyorsun, itiyorsun yani. İki elinle ona vursan, şuna iki elinle vur. Arok'taki devam edebilirim diyen adam vardı ya arkadaşlar, onun gibi gezersiniz. Açık dünya oyunu arkadaşlar. Çoğu şeyi kullanabiliyorum, böyle bir şeyler yapabiliyorum. Oğlum biz Valo'cuyuz lan. Tık tık ha. Siz kime ne öğretiyorsunuz arkadaşlar? Hatta Valo'yu da geçtim, biz CS'ciyiz ya. Var mı başka hedef? Şurada mı hedef? Oy. Çok iyi. Bence gayet iyi yaptım. Yeter, gümüş aldık. Anladığım kadarıyla adada dahil her şeyi fırlatabiliyoruz arkadaşlar elimize alıp. Aaa. Ya mekanikleri çok güzel oyunun, bir şey değil mi? Ayıcık. Bunu götürelim. Bunu da alabiliyor muyum? Elim indir amına kodum mu bu mouse'u, kafanı gözünü yararım senin. E yuh, onu niye itiyorsun oğlum? Lan kaplumbağa cana geldi, öyle bir yüzüş mü varmış? Şimdi bu adam baba olarak geçiyor. Bizim gerçek babamız mı yoksa oyunda hani öyle lakap gibisinden bir şey mi bilmiyorum. Şu müziği verdiğim vallahi uyuyasım geliyor ya. E bütün yırtıcıları toplayacak şimdi buraya bu. Ananı avradını sesim ya. Şu an tam şey ortamını anlatıyor yani. Her şeye rağmen mutlu olun, bütün yokluğa rağmen falan. Ben öyle anladım yani. Mesela bağırdılar güldür, anladın mı yani. Hani ben bağırabiliyorum diye gülmem yani. Zıpladık, bir daha bastık. Tatlış bir paraşüt. Ananı satayım kadar rüzgar durdu. Aa, bizim father gelmiş bu sefer ateş başına. Tam var ya, saz mix çalınacak bir ortam var şu an ya. Benim yemeğim yiyor. Sil elinle sil amına. Öyle olmaz, elini ağzına sok, öyle temizle boğazını. Ne yapıyorum, böyle müzik mi yapıyorum?
Beni birazdan kazana koyup pişirecekler herhalde ama ne oluyor, kurban mı ediliyorum lan? Ha sus artık, uykum geldi la. Nasıl susturacağız bunu amına? Oh şükür uyumuşum. Sabah hala söylüyor galiba ama 3 saat geçtiği için. Şimdi arkadaşlar 2 tane kokonat almam lazım. Bana görev verdi. Bir tamam. İkinciyi de düşürelim. Bize görev veriyor veriyor. Kendi burada bekliyor, ben anlamadım. Keşke kendi de çalışsa biraz. Merhaba canım babişim, hoş geldin. Ben hoş geldim. Aha misafir. Sana da merhaba. Oo sen yatıya geldin oğlum. Neler getirmişsin öyle? Bir ürktüm tam olarak tanıyamadığım için adamı. Tarık Mengüç gibi geldiği için pezevenk. Ananı sikeyim. Kim uğraşacak bununla deyip bitti. Şu an bir tık kedi gibi bir yaşantımız var. Yiyoruz, uyuyoruz, yiyoruz, uyuyoruz. Abav! Ne oldu, düşmanlarım var? Oğlum o nasıl bir helikopter lan? Bilgecan dede geldi oğlum. Burayı da kirletmeye, ağzına sıçmaya geldiler. Bak gelişe bak. Şerefsiz, niye öldürüyorsun yengeci? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ya ananı s**ayım, bari korkunç bir şey yapmaydınız. Ben nasıl dövüşeyim buna, gülerim onu. Ben bununla gülmekten dövüşemem ki. Neyse kızımızı koruyacağız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Dur lan dur, ne affedeceksin her şeyi. Tamam biz de biliyoruz, planımız olmalı. Al işte. Tutun lan oraya. Oha! Bizim böyle özel güç... Ha oğlum doğru, biz köpeğe falan da dönüşebiliriz. Bayağı özel güçlerimiz var. Güçlerimiz. Paraşüt açmamız lazım, paraşüt açmamız lazım. Yalnız bir şey diyeceğim, babayı da hızladılar. Demek ki yeni görevimiz onu kurtarmak. Bak ne kadar güzel, mutluydu. Bir tane adam geldi. Onu da takip etmişler. Tabi isteyerek yapmadı, ona da şimdi üstüne gitmeyelim ama bütün mutluluğumuz yani, hiçbir şey, ne para ne pul. Yemek yiyorlardı, ukulele falan çalıyorlardı, mutlulardı, bu kadardı. Yine bir şekilde mahvoldu. Oyun beni çok duygulandırdı şu an. Her şeye sıçtın gidersin tabi öyle. Baksana şurada nasıl mutlu olmayacaksın arkadaşlar Allah aşkına. Ama şurayı bile mahvettiler yani. Maymun gibiyiz ha, her yerde nasıl tırmanıyoruz öyle. Şimdi gençler benden iki tane inci bulmamı istiyor. Şöyle bir suya dalacağız tabii ki de. Aha bir tane buldum ama şeyim bitti, an ölüyor muyum ben? Nice. Ha tamam, hemen ölmüyormuşum, biraz uyarı veriyor. Tamam tekrar nefesleneceğiz, tekrar dalacağız. Şunu da al. Acaba ne planlıyoruz yani, bu incilerle ne yapacağım ben, nasıl kurtaracağım ki o adamı? Acaba fidye gibisinden mi, değiş tokuş mu? Hadi bakalım başlıyoruz ukulele. Ben daha güzel çalıyorum. Ha notalar geldi zaten, öyle direkt basacağım. Tamam. Tınt. Tamam sus, Allah belanı versin. Sus artık. Babamı kaçırmışlar burada, beni eğlendiriyor ya. Yemin ediyorum acıktım. Ben balık sevmem normalde yani, öyle güzel kızartmışlar ki acıktım ya. Nereye gideyim, nereye? Söyle Allah aşkına. Sağdan 515 geçiyor mu hocam? Çağırdı bizi bahçeye, hadi bakalım. Jenga mı oynayacağız? Öyle bir fizik yok bu arada. Böyle aktiviteler, bu tarz küçük şeyler inanılmaz tatlı oyunda. Şuraya. Ananı. Hocam ben senin kadar profesyonel değilim, kusura bakma. Hocam bence çok andırdı yani seninkini. Allah affetsin, ne çizmişim anlamadım ama seninkini andırdı bir tık şimdi. Midnight çalmam lazımmış. B-E-E-D. Abi bu nasıl ya? Bunu yaptığım zaman geceyi mi şey yaptım? Geceyi mi getirdim? Ne oldu oğlum? Aha yolculuğa mı çıkıyoruz? Karayip korsanlarını 25 kere bitirdim. Sen kime pusula veriyorsun onu? Şu yaşta arkadaşlar tek başına nereye gidiyor görüyor musunuz? Ada değiştiriyor, ada. Bizimkiler şuradan şuraya gitmeye üşeniyor. Çok iyi yalnız. Ortam, müzik falan var ya, inanılmaz tatlı. Tam bir soru arabası var şu an ya. Aa prolog bitti mi şu an? Yani oyunu tanıtım gibi bir ön söz gibi bir kısmı oluyor ya. Böyle online arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir kısmı da olsaydı müthiş olurdu. Belki ileride gelir bilmiyorum. Yalnız nereye geldim ben böyle? Bunlar yerleşik hayata mı geçti? Çia. Yalnız adanın güzelliği. Şöyle bir yerde yaşayayım var ya, ne derdim ne tasam kalır biliyor musunuz? Şehirden uzak böyle. Ada ülkeleri çok şanslı bence ya. Küçük bir ada oluyorlar ya. Ah bak buraya da bir şekilde bir bela gelmiş.
Benim içim gidiyor arkadaşlar şöyle ortamlara. Çok güzel ya. Hocam kusura bakma, kolay gelsin. Yolu kapatmışız. İnanılmaz güzel değil mi? Şöyle bir arada yaşasam var ya. Lan. Oha. Maymunuz biz baya. Bak bu özelliği baya ilginçmiş. Ta nereye geldim baksana, çatıya tırmandım. Topu da alalım, belki oynarız. Yani sonuçta bir ada yerlisiyiz arkadaşlar. Nasıl zaman geçirelim, anladınız mı? Abi bir şey diyeceğim. Joksu? Bizim karakterin ismi değil miydi o? Yani kaçırılan adamdan bahsediyorum. Lan şunu bacaksıza bak ya. Yalnız bir şekilde ben böyle ortamlara girdiysem tehlikede benim peşimi bırakmayacak demektir arkadaşlar. Şu an karakterim fazla yalnız. Nereye geldim? Hastane mi lan bura? Ya bunlar niye hep gergin oluyor ya? Hastanede de böyleler. Bir şey soruyorum, ağzıma sıçmadığı kalıyor ya. Yani işin değil mi? Biraz güler yüzlü olsan. Götüme sok onu direkt, sivri ucunu. Oğlum senet mi imzalatıyor bana, ne oluyor ya? TYT'ye de gireyim olmuşken. Geçmiş olsun. Üzerime krediyi çektiler. Tamam, ben görmeme de gerek yok, çok giderim ben. Görüşürüz, kolay gelsin. Al işte. Ya ne alaka Allah aşkına, sırf görev koymak için. Ne oldu, Harry Potter geldi ama. Ananı şansımı. Bininci kişi oldu. Nasıl oğlum, ben 999. muydum gerçekten? Aha. Onun başına bir şey gelecek. Gitti. Yuhu. Ben de diyordum bu tuş ne işe yarıyor? Buna yarıyormuş işte. Bana böyle şeylerle gelin ya. Bu pusula işi çok iyi oldu yalnız. Direkt nereye gideceğimi gösteriyor. Bana çarpıyor mu araba? Hocam. Bir sorsaydın keşke, gelmek istiyor muyum diye. Bunun baya baya afişleri falan asılmış buraya ya. Meyavera mıdır nedir baksana. Evet arkadaşlar, kentsel dönüşüme alışık olmadığım için yine bir şekilde kamp ateşini buldum. O bininci kişiyi nereye götürdüler? O çünkü bir kaçırıldı gibi bir şey oldu ona. Baya uçtu gitti yani. İşte bahsettiğim özellik geldi arkadaşlar. Bak. Kokonata dönüştüm, gördünüz mü? Bunu hayvanlar üzerinde de yapabiliyorum. Yuh. Bunu mu vuracağım ama? Ne oluyor kafana koy? Bu adam ben işte arkadaşlar. Gerçek hayatta ben. Yani öyle bir kokonat fırlarsa benim kafama gelir, merak etmeyin. Güçlerim aşırı iyi. Hem evlere tırmanabiliyorum Spider-Man gibi. Hem de nesnelere dönüşebiliyorum. Lan ne yapıyorsun? Daha küçücük yaşında nelerle tanıştı arkadaşlar, gördünüz mü? Bunu kimse yıkamaz bu saatten sonra. Tek başına ada değiştiriyor ya. Lan ne oluyor kafam için? Lan! Kanka pardon, yanlış oldu. Geri zekalı herhalde. Bak bu ne? Seyyar satıcı mı? Bu hayır mı işliyor yani, hani burada gelenlere yemek mi dağıtıyor? Bir şey ödemedim çünkü. Muz oldum. Oo çok güzel, böylece hızlı hızlı gidebiliyorum bir yerlere. Lan süper özellik bir şey değil mi? Böyle kondisyonum da olmuyor. Bunu yapmak zorundaydım arkadaşlar. Şu yapılar çok tatlı ya. İnsan bir yüzüme bakar el sallarken ya. 3 tane inci toplamam lazımmış da bilmem neymiş de, bak yine bir sürü görevi kilitliyorlar bana. Gençler, bu videoluk benden bu kadar olsun. Oyun gerçekten çok tatlı. Hani böyle sakin kafayla, sizi çok uğraştırmadan eğlenmek için kesinlikle oynayabilirsiniz. Oyunla ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.